Selamlar hepinize. LCK sezon sonu karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Vallahi herhalde yani sezon sonunu şu sıralamayı baştan tahmin etsem belki tahmin edebilirdim. Ama sezonun son iki haftasında gelirken bu şu şekilde biteceğini tahmin edebilen kimse olacağını düşünmüyorum. Yani ne oldu etti. Bütün bu garip olaylar yaşandı. Tuhaf tuhaf mağlubiyetler alındı. Son hafta bütün saçmalıklar ortaya döküldü ve gene Damwon 1. birinci, cenci, ikinci oldu. İnanılmaz bu durum ya. Yani 2-3 hafta önce şunu söylemek tur Yani takımların durumuna baktığımızda falan. 4 hafta önce söylemek daha da tur Hele sezonun ortasında söylemek en büyük tur Yani Damwon'un oradan kalkması, Cenci'nin birinciliği bırakması uzun süre 6. falan oldu. Bu haftanın başına 6. olma ihtimali var Cenci'nin. Saçma sapan şeyler yaşandı hafta içerisinde. Son hafta maçlarına çok değinmeyeceğim. Çünkü sezon sonu karnesi hem sezonun ödüllerini falan vermek istiyorum. Hem de e, playoffları değerlendirmek istiyorum. Ama öyle bir noktaya geldik ki sezonun son serisinde Genji'nin Longshim Red Force'u sadece 2-0 yenmesi gerekiyordu. i̇kinci İki, olarak kalabilmesi için. Diğer senaryoların hepsinde ilk ikinin dışında kalıyordu. Ve Genji geldi son seriden Longshim Red Force'u yerden yere vurdu. Tokat manyağı yaptı evine gönderdi. Yani Madem bunu oynayabiliyordunuz niye sezon boyunca oynamadınız diye sorarlar adama bu bir. İkincisi ha milletin niye duygularını suistimal ediyorsunuz? Bak altta adamlar 11-7 ile kaldılar. Bu arada 11-7 ile kalanlar da trollükler yaptı. Mesela bahsedelim. Afrika Freaks. D-Rex'e maç verdi arada. Bu ne abi? Yani sen Dammon'u... Bak st streak'e bak adamların. Cenci'yi yendiler. Dammon'u yendiler. Diyarex'e yenilmeseler Will Stryk de gelecekler zaten. Onların öncesi de Fred yenildiler bu arada. Yani hakikaten çok tuhaf bir takım Afrika. Herkese birbirler baksana abi. Hamma Life ve Kate Rolster ikisi bunlar ama galibiyetlerin büyük bir çoğunluğu sezonun ikinci yarısını aldılar. Bu artı. Bu cepte. Afrika Freaks DRX'i trollemeseydi o seriyi. Ki DRX açık ara ligin sunucusu. Yukarılarda olacaktı. Defisant Box dur. Bunlar boş geçer mi? Yapıştırmış cevabı. Son hafta. Bak Winstreak'le gelen takıma bak. Cancı'yı yeniyorlar. Cancı'nın Marbella serisinin başlangıcını onlar yaptılar. T1 formdayken yendiler. Bir, Nong birinciyken yendiler. Gidip KT Roster'a yenildiler. Ne oldular? 11-7. Tabi. Kaldılar o da. T1. Bunlar az mı? Siz onları az mı zannediyorsunuz? Lütfen. Herkesi yenecekmiş gibi gerek gözüken T1. Damwon'u yendi. Afrika'yı yendi. Livsat Box'a yenildikleri seride hayatta kaldılar. Ama okey. Bradley Brown'u yendiler. Genji'yi yiyenler, Herkesi yenecek gibi gözüken takım sezonun son karşılaşmasında Hamma Life'den bir dayak yiyor. Yani sanki sanırsınız Hamma Life playoff'u garantilemiş de üst sıralardan giriyor. T1 alt sıra takımı. Bu nedir abi? Zaten Longshim Red Force'un yani baştan çıkması bence tuhaftı. Sonlarda düşüşü anlayışla karşılanır bence. E nin aradaki trollükleri falan filan derken neticede kaldık böyle bir playoff tablosuyla. Genji ve e, Damwon Kia e 1-2'deler. 3. sırada Nongshim, ok. T1 4. Sandbox 5. ve Afrika 6. oldu. Damwon e da bu arada bu sonuçla ne olursa olsun puanla da olsa bir şekilde de olsa Worlds'e gitmeyi garantiledi. Yani yine Worlds'te var da, e, Damwon takımı. E. Şimdi gelelim sezonun notlarını bile verelim. Ondan sonra playoff değerlendirmelerimize başlayacağız. Diğer başlayalım. F net F yani. Felaket kötü bir sezon. Kadronun dağılacağı zaten. Çok belli e, yeniden yapılanmaya gidecek diyerek tarafı Fredit Brion sezonu aslında fena başlamadılar. Aslında oyun skorları da o kadar kötü değil. Ama 5-10'uşlar. E, çoğu maçlarında zaten 2-1 kaybettiler. Baya e, rekabetçi bir takım haline geldiler. Lava'nın taşıyabildiği her maçı kazanlar. Ama o kadarla kaldılar. Daha fazlasını eklemesi lazım Fredit Brion. Onların notu D. Ama en azından şunu söyleyelim. Lava sonunda o yani bizim yıllardır birçoğumuzun yıllardır beklediği çok yetenekli ama o kadar akıllı bir oyuncu olmayan e, statüden biraz yukarıya çıkmış gibi gözüküyor. Ama Life C ile kapattılar sezonu. Sezonu ya yani sezon boyu zaten sürekli oyuncu değişiklikleri, sürekli bir şeyler. En son Willer ile oynuyorlardı. Ya yani bu takımın 3 tane ormancısı var. Bir her yer baş bir sürü oyuncusu var takımın ekstradan. E, çok istikrarsız bir takım. Chovin'in de geçen mevsimki kadar her maçı taşıyamadığı bir ortam olduğu zaman doğal olarak 7-11'de kaldılar. Kayserispor yetenek olarak bence ligin en fa yetenek fakiri takımı olmalarına rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini düşünüyorum kendi standartlarında. 7-11 olmalarına rağmen oynadıkları oyun açıkçası 9-9 olabilecek bir oyundu. Ama 7-11'de kaldılar. Ee, i̇yi çıkarımlar yaptılar. iyi bir takım oldular. Takım olma konusunda iyi gittiklerini söyleyebilirim ama onun dışında yetenek olarak çok gerisinde herhalde ligin. Onlar sezonca alarak kapattı. Şimdi B alan grubumuza geçelim. Afrika, LiF Sandbox ve T1 hepsi B aldılar. Hepsi başka sebeplerden aldılar. E, Afrika çok iyi bir üst koridora sahipler. Yani biliyoruz zaten. Alt koridordan biraz istikrarlıdılar. Çok yüksek bir performansta değil Leo Lehendikis'i ama bir performans buldular. Beni asıl şaşırtan bu sezon Afrika adına Fly. Fly çok istikrarlı. Yani zaten aslında istikrar problemi yaşayan bir oyuncu değildi ama yetenekleri az olduğu için, diğer oyuncuların out olduğu için sürekli geri kalıyordu. Bu sezon çok az var Fly'ın rakibine öyle birebir de geride kaldığı maç. Ben o yüzden çok beğendim Fly'ın bir sezonki performansını. Ve Fly'ın çıkışı artı aldıkları galibiyet sayısı beraber B aldı Afrika. Rift Artbox sezonun sonunu trollemeseler çok daha iyi yerlerde bitirebilirlerdi. Prince bu sezona eklendiğinde onlara fayda sağlayacağından bahsetmiştim ki çok fayda sağladı Prince. Artı bence onlarda da bu sezon bireysel anlamda Fate'in bireysel performans çıkışı çok etkiledi e, onların takımının durumunu. İstikrarlı bir ormancıları yok. istikrarlı bir skor yok. Ama önemli değil. Diğer taraflarda istikrarlar var. Onlar bireysel performans verdiği için üsttekiler iyi gününe denk geldikleri her maçı kazandı zaten. The Sandbox. O yüzden 11 edildiler şu anda. Onlar da sezonu bey aldılar. T1. Onlar da bey aldılar. Sezonun ortalarından sonra en nihayetinde kadroyu oturttular. Kana, Onur, Faker, e, Gumayışı ve Keria 5'lisine karar verdiler. Ee, az maç oynamasına rağmen Gumayuş ve e, onları bence Gayet iyi maçlar oynadılar Artı şunu söylemem lazım ee, Hani hep bazı yeteneklerin Rezon uğradığı işte biraz eski performansla falan Olmadığından bahsediyoruz ama Faker'ın çok önemli bir özelliği var ki bu sezon içerisinde de Bu dönemde de hala şeyi gösterdi Abi Faker Zor durumda olan bir maçı Nasıl çevirebileceğini Nasıl bir hamle yapması gerektiğini çok iyi bilen bir oyuncu Bu sezon içerisinde de bunu yaptı İyi örneklerini de gördük Açıkçası Faker'ı da bu halde görmek güzel. Ve playoff'ta hala tehdit olabileceğini düşündüğüm bir takım. Çünkü gitgide istikrar olarak Her ne kadar son dönemde tuhaf maçlar vermiş olmalarına rağmen. B artı alan iki takımımız var. Nonkşim ve Gen.G. Onların zaten skorları her şeyleri aynı. Ee, sadece son durumda 2-0 yenmesi gerekiyordu. Ee, Gen.G'nin Nonkşim ee, Ki 2-0 yeniler. Ee, üstlerine çıktılar. Ee, ve Gen.G yani üstlerine çıktı. Şimdi Nonkşim benim beklentimin üzerinde bir sezon oynadı. Açıkça söyleyeyim ben... Gori'nin bu kadar iyi bir eklem olmasını beklemiyordum. Ee, tabii ki yet daha yetenekli bir oyuncu olacağı için Bey'den daha yetenekli olduğu olarak görüldüğü için takıma upgrade olmasını bekliyordum ama takımın seviyesinin bu kadar yukarı çıkmasını beklemiyorum. Çünkü sadece Gori'nin değil Peanut'ın ve Daktamın da se seviyesi çok yukarı çıktı. Özellikle Peanut sezon boyunca takımını e, takımın en büyük sürükleyicisiydi. Her ne kadar başka şeyler e, başka durumlar değişiklikler yaşanmış olsa da e, şey adına Nongshim Red Force adına Peanut'ın bu yüksek performansı Duck da birleşince daha iyi şeyler yaşandı. non Network adına B artı alarak kapattılar sezonu. Genji, Gen. B artı alması aslında bir başarısızlıktır Cenci adına. Ki sezonun son dönemlerinde gene o eski stil işte azirli falan draftlara kompozisyonlara falan yöneldiler. Ama bir şekilde gene ikinci bitirdi bu takım normal sezonu. Gene yarı finalden başlamayı başardılar kendileri adına yine iyi bir sezon geçiren rulerları var. Bence fena sezon geçirmemiş olan bu Clid ve Rascal'ları da var. Özellikle Rascal bence hiç fena sezon geçirmedi. Ama Birdle'ı denediler ve Birdle çok yetenekli bir oyuncu. Yeteneklerini çok net de gösterdi. Ee, uzun vadede üzerine plan kurulabileceğini bile gösterdi bence Birdle. Tabii ki e, playoff'ta denerler mi orasını bilmiyorum. E, ama bu demode raflarla gene bir şekilde Cenci rakiplerini yenmeyi başardı. Açıkçası hiç memnun değilim onları bu halde görmekten ama adamlar iyi abi. Kazanıyorlar yani bir şekilde. Ve artı aldı onlarda. Dan Monkeya Bu sezon LCK'de A alan takım yok. Ama A eksiyle en çok yukarıya yaklaşan takım. Sezonun ortasına kadar felaket kötü gözüken takım. Alt koridorda oyuncu değişiklikleri bir şeyler bir şeyler. Altıncı haftadan sonra bir toparlandı Dan Monkia. Ee, ciddi bir toparlanış gerçekleştirdiler. Ve e, özellikle özellikle o işte bir alt koridora gideyim bir öbür taraftan oynayayım falan filan modundan çıkan belki de e, şey Showmaker tekrardan e, sezonun yani sezonda değil yani dünyanın en iyi oyuncularından biriymiş gibi oynamaya başladı. Zaten öyle aslında da yani normal standardına dönmeye başladı. O normaline dönmeye başladığında Canyon da normaline dönmeye başladı. Sezonun başında hatırlayın. Showmaker ID Canyon Midlane oynuyordu. Malrang jungle oynuyordu takımda. Çok tuhaf bir durumdalardı. Ama Ghost'un sonradan tekrardan adapte edilebilmesi. Ghost'un da tekrar adapte edildiği dönemde iyi performans vermeye başlamış olması. Dunmon'u bir şekilde yukarılara çıkardı. Ve Dammon sezonu AX olarak kapattı. Şimdi gelelim sezonun ödüllerine. Bence sezonun en çok gelişme kaydeden oyuncusu iki aday var ama ben bir tanesini daha öne çıkardım. Fly ve Kellen'dı benim adaylarım ama ben Fly'ın Afrika'nın performansına çok etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden Fly'ı koydum buraya. Benim MVP adayım Evet belki ilk ikide bitiremediler ama bu takımın seviyesini bu sezon üzerinde çok yukarı çıkarttığını düşünüyorum. O yüzden Peanut benim adayım. Bu sezon MVP adayım. E, çünkü bu takımı 12 6'dalar sonuçta ne olursa olsun ve bu takımı 12 6 yapmak Cenci veya adam bunu 12 6 yapmaktan daha zor bence. E, o yüzden Peanut benim MVP adayım. Beşlilerimize gelelim. Beşlilerim e, i̇kişer tane 5 var istediğiniz şekilde 1 ve 2'ye koyabilirsiniz. Ben kendilerini 1 ve 2 şeklinde söyleyeceğim. İlk söylediğim isim 1. 5'linin adayı benim için. İkinci söylediğim için 2. 5'linin adayı kendi rolünde. Üst koridorda Kaan ve Keen. E, ormanda Peanut ve Canyon. Orta koridorda Fate ve Showmaker. E, nişancı pozisyonunda Ruler ve Duck Destek pozisyonunda da Keria ve Kellen var. E, benim 5'lilerimde. Yani şöyle oluyor. İkinci beşlimiz King, Canyon, Showmaker, Ducktown ve Kellen. Birinci beşlimiz Kahn, Peanut, Fate, Ruler ve Carrier şeklinde. Şimdi gelelim playoff değerlendirmelerimize. İlk serimiz Çarşamba günü. Nonkşem Red Force, 18 Ağustos Çarşamba günü Nonkşem Red Force ve Afrika Freaks arasında. İkinci serimiz T1 ve Lille Sandbox arasında oynanacak. Şimdi Nonkşem Red Force, Afrika Freaks'den çok daha değerli toplu bir takım olmasına rağmen sezonun bitimine bu kadar yakın bir zamanda oynanıyor olması açıkçası bana normal sezondan çok da uzağa düşeceğimizi düşündürmüyor. Ve Nongshim Red Force ne olursa olsun buraya mağlubiyetle geldi. Kaybederek geldi. Afrika ise ciddi bir çıkışla geliyor. Yani Afrika'nın sezon bitirişine bakalım. Çok ciddi bir çıkışları var. ikinci yarıdan itibaren şuradan alabiliriz muhtemelen. Hatta buradan alalım. Yani zaten başlarda kötülerdi. Şuradan alalım ama sezonun ortasından itibaren alalım. Beşinci haftadan sonra alalım. E Fred Bro mağlubiyetiyle başladılar belki sonrasında. Hatta son Afrika e, Tivana da yenildiler ama sonrasında Cenci galibiyeti var. Damwon galibiyeti var. Direx mağlubiyeti nasıl oldu bilmiyorum. Nongshim galibiyeti var ki bu yukarıdaki takımların hepsine karşı e, geldikleri noktalar. Artı Tivana'da da sezon boyunca da çok yakınlardı. Şimdi geldikleri takım şu anda karşılarında Nongshim e, ve son seriyi açıkçası net kazandı Afrika. Nongshim'e karşı ve Nongshim'in zayıf bir karnı var. Rich Afrika'nın güçlü bir silahı var. Hem de çok güçlü. Dünyada en güçlü silahlardan biri. Kim? Ve bunlar aynı koridorda oynuyorlar. Ben o yüzden bu seriye gelirken 3-6 olmalarına rağmen Longshim sezon boyunca çok daha iyi gözükmüş olmasına rağmen çok da favoriler diyemiyorum. Üstelik Fly'ın de bu bireysel performans çıkışını yakaladığını göz önünde bulunursak. Artı Gorin'in sezon sonuna karşı performansı biraz düşmüşken her ne kadar Daktan ve Kellen'in performansı artmış olmasına rağmen orta daha çok etkisi var. Ben bu serinin çok yakın olmasını bekliyorum. Bu sezon bu kadar yakın seri beklemiyordum açıkçası. LCK dışında da yani diğer bölgelerde de biliyorsunuz yani izleyenler çoğunuz fark etmişsinizdir. Bu serinin çok yakın olmasını bekliyorum ben. En nihayetinde bir şekilde Daktam'ın farkıyla Nongshim'in üstte kalacağını düşünüyorum. Fakat Afrika kazanırsa zerre şaşırmam. Onu da söyleyeyim. Daktam'ın farkıyla, farkıyla ucundan 3-2 diyorum. E, Afrika'nın hayatta kalabileceğini düşünüyorum. Çok dirençli olacağını düşünüyorum. Ucundan 3 gün 10 kişinin Red diyorum. Gelelim diğer seriye. T1 ve Live Sandbox arasındaki serimiz. Son seriyi e, Live Sandbox kazandı. İkilerinin arasındaki son seriyi. Sezon içerisindeki iki seriydi zaten Live Sandbox kazandı ama son seriyi de Live Sandbox kazandı. E, şimdi T1'ın çıkışta olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her ne kadar sonundaki ya yani, KT'ye de hemen Hanva Life'a da yenilmezsin de neyse. Sonuçta T1 çıkışta geliyor. T1 e, performansını bayağı bir yukarıda tutarak geliyor. Yani Kaç maçta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maçta e, 5-2'ler e, ki Hamalayfa e yenilmeseler 6-1 olacaklardı. Yenildikleri tek takım da Lewis Sandbox. O yüzden t iyi durumda geldiğini söyleyebilirim. Her ne kadar Lewis Sandbox'a 2 kere yenilmiş olsalar da bence bu sezon daha iyi olan takım T1'di. Sezonun sonunda çok daha iyi getirdiler. Şimdi Lewis Sandbox'ın e, istikrarsızlığı dediğim gibi o da Afrika e, Nongshim serisi gibi. Sezonun bitirmeye çok yakın tarihte olduğu için o istikrarsızlığı bu arada 2 günlük dönemde çözemezler. O yüzden çıkış yolu bulması lazım Lewis Sandbox'ın. Ne olabilir bu çıkış yolu? t çok güçlü bir alt koridoru var. Belki draftlarda onları dezavantajlı noktaya itmeyi deneyebilirler. Çünkü aslında Lewis Sandbox'ın da alt, alt koridoru güçlü. Zayıf bir alt koridor değil bu. Ama T1'inki kadar güçlü değiller bence. E, burayı yıpratabilirlerse ve ee, Onur'un biraz şampiyon saldırabilirlerse Çünkü Onur her ne kadar iyi oynadığı maçlar olsa da Çok geniş bir şampiyon oynuyormuş gibi gözükmedi şu ana kadar Saldırılabilir mi? Emin değilim Çünkü ne olursa olsun hani Koreli hani e, Kore, Kore'deki onlarca genelde çok daha şampiyon havuzlarıyla oynamıyorlar Bu sadece bir ihtimal Buraya saldırmayı düşünebilir Artı Kana'nın istikrarsızlığını değerlendirmek isteyebilirler Tamam Samit de istikrarsız Kanada da istikrarsız Samit üstünlük sağlarsa çok daha büyük yarıklar açılma ihtimali var Kana tarafından belki buraya odaklanmayı düşünebilir. Ama ben bunu çok iyi, çok sağlıklı başarabileceğini düşünmüyorum. Live Sandbox tarafının ve Tiva'nın daha iyi tarafı olduğunu düşünüyorum. 3-1 de Tiva'nın üst tura çıkacağını düşünüyorum. Ondan sonrasında hemen üstüne yarı finaller oynanacak. ve şeyler yapılacak, seçimler yapılacak. Ben tahmin ediyorum Cuma gününe bir yarı final değerlendirmesi yetiştirir videosunu. o yüzden şimdi ağır değerlendirmeyeceğim bu yarı final serilerini ama ee, tahminim kim gelirse gelsin T1 geldiği sürece Dammon'u karşısında t 1ı istemeyeceğini düşünüyorum. Ve kalanlardan hangisi geldiyse o olacağını düşünüyorum. T1'ın da Jangley ile eşleşeceğini düşünüyorum. T1'ın gelmediği senaryoda t eğer gelemezse ki bence gelecekler. Dammon bunların hepsini yener abi. Hiçbirine karşı sıkıntı yaşamazlar. Zaten playoff moduna geldiklerini düşünüyorum. Hepsini yenebileceklerdir. Cenci'nin T1'ı yenebileceğini düşünmüyorum şu anda şu formlarıyla beraber. Gerçi Cenci ya playoff BDD'si falan gelir trollerler falan filan ama sanki BDD özel bir taktik yaptı. Playoff'tan önce BDD'nin gerçek modunu açtı ki hani playoff'ta çokla da şeyinden çıkılsın zaten adamı standardı bu denesinde kendini sıyırmış olabilir oradan. Ama Gen.G'nin yarı finalde kim gelirse yani T1 gelirse kesin yenileceklerini düşünüyorum ama diğerlerine karşı da ciddi zorlanacağını düşünüyorum ama kazanacağını düşünüyorum. Tahminlerim bu yönde bu serilerle alakalı. Dediğim gibi cuma günü e, seçimlere göre ilk tur atlayanlara göre muhtemelen bir video yetiştiririm. Cuma günü orada da tekrardan buluşma fırsatımız olur. LCK sezon sonu karnesi e, playoffların ilk ile beraber değerlendirdik. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.